Bir noktanın sürekli olma şartı. Bu videomuzda bir fonksiyonun bir noktada sürekli olabilmesi için gerekli şartların neler olduğunu konuşacağız. Bir fx fonksiyonu ele alalım. fx'in x eşittir a noktasında sürekli olabilmesi için sağlaması gereken şart sürekli olması için sağlaması gereken şart şudur. Fx fonksiyonunun x eşit a noktasında sağdan limiti o noktadaki soldan limitine eşit olmalı. Bu o noktada limitin var olmasını sağlamaktadır aynı zamanda. Fakat yeterli değildir. Aynı zamanda bu fonksiyonun o noktadaki değeri bu sağdan ve soldan limite eşit olmalıdır. İşte bu söylediklerimizi bir yazalım. Fx fonksiyonunun a noktasındaki sağdan limiti eşit olmalıdır. Fx fonksiyonunun a noktasındaki soldan limitidir. Bu ikisinin eşit olması gerekiyorsa bir noktada süreklilik olması için sürekli olan her noktada limit vardır. Gerekli çıkarımı da yaparak ilerleyelim. Sürekli olan her noktada limit vardır. Başka bir çıkarım, limit olmayan her nokta limit olmayan bir nokta sağdan limitin soldan limite eşitliğini sağlamaz zaten. Limit olmayan her nokta süreksizdir. Fakat süreksiz her nokta limitsizdir gibi bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi kuralın devamına gelelim. Bu kuralın sağlanması bir A noktası ele alalım. Bir fonksiyonda. Şurası A noktası olsun. Sağdan ve soldan limitin birbirine eşit olması, sağdan geldiğimizde y'ye baktığımızda gördüğümüz değer, soldan geldiğimizde y'de yaklaştığımız değerin birbirine eşit olduğunu söyler. Fakat bu noktanın içinin dolu olmasını sağlamaz. Süreklilik, kalemi kaldırmadan çizim yapılabilmesi ile ilgilidir bir noktada. Demek ki bu ikisinin birbirine eşitliği süreklilik için yetmiyor. Aynı zamanda A noktasında fonksiyonun değeri f(a) sağdan ve soldan limitin değerine yani bu a'yı götürüp fonksiyonda koyduğumuzda çıkan y değeri sağdan yaklaştığımızdaki de y değeri soldan yaklaştığımızdaki y değeriyle eşit olması lazım. Bunun da içi dolu olması lazım ki o nokta sürekli olabilsin. Bir noktada sağdan limit, soldan limite eşit. O da fonksiyonun o noktadaki değerine eşitse fx fonksiyonu o noktada süreklidir. Ve görüntü bu şekilde bir görüntüye sahiptir o noktada. Sağdan da geldiğimizde, soldan da geldiğimizde, fonksiyonun değerine de baktığımızda hep aynı y değeri ile eşleşir. Ne zaman bu eşitlik birbirine sağlanmaz ve süreksizlikler ortaya çıkar? Mesela, birinci olarak şu durumu ele alalım. Şöyle geldik. Şurada bir nokta ve şöyle devam ediyoruz. Bu noktaya A noktası diyelim. Burada soldan limitin gördüğü değer, sağdan limitin gördüğü değerden farklı. Burada limit yok. Limit olmayan bir noktanın sürekli olabilmesi zaten mümkün değildir. X eşittir A süreksiz. Zaten açık bir şekilde kalemi koyduğumuzda geldiğimizde buraya getirdiğimizde kaldırıp buradan devam etmemiz gerekmektedir. Grafiklerde bu şekilde gördüğümüz yerler direkt süreksiz noktalardır. Nedeni limitin var olmamasından kaynaklı süreksizlik. 2. Şöyle geldik.
içi boş, şöyle devam ettik. A noktası burası. Bu şekildeki süreksizlikler ise soldan geldiğimizde gördüğümüz y değeri, sağdan geldiğimizde gördüğümüz y değeri de eşit. Burada limit var. Yani şu ikisi birbiriyle eşit. Soldan ve sağdan limitlerimiz birbirine eşit. Fakat fonksiyonun o noktadaki değeri başka bir y değeriyle eşleşiyor. Yani buranın içi boş kalmış. Bu limit olmasına rağmen süreksiz bir nokta. Bu nedenle şu cümlede süreksiz her noktada limit yoktur diyemiyoruz. Süreksiz olup limit olan noktalar var, süreksiz olup limit olmayan noktalar var. Üçüncü olarak şöyle bir kesikli çizgi alalım. Bir grafikte kesikli çizgi aldıysak bunun anlamı o noktanın tanımsız olduğudur. Bundan önceki videomuzda zaten demiştik ki tanımsız olan noktalar kesinlikle süreksizdirler. Çünkü FA yoktur onlarda. Tanımsızlık noktaları da buradaki FA değerine sahip olmadıklarından ötürü süreksizdirler. Bu mesela sağdan limit eksi sonsuza gidiyor. Soldan limit artı sonsuza gidiyor. Limit yok ve süreksiz. Bir başka tanımsızlık durumu. Soldan artı sonsuza gidiyor. Sağdan artı sonsuza gidiyor. Burada limit var. Fakat süreksiz. Neden? Çünkü fonksiyonun A noktasındaki değeri yok. Tanımsız olan noktalarda FA değeri olamayacağından dolayı kesinlikle süreksiz noktalardır. Şimdi toparlayıp iki örnek çözüp bu videomuzu noktalayacağız. Bundan sonraki gelen videomuzda bu bir noktadaki süreklilik şartı çok fazla kullanılacak. Parçalı fonksiyonlarda süreklilik kısmını inceleyeceğiz çünkü bu videodan sonra. Bir noktada sürekli olunabilmesi için o fonksiyonun o noktada sağdan limitinin soldan limitine eşit olması gerekir. Onun da fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması gerekir. Şimdi basit iki örnek yapalım ve bu videomuzu noktalayalım. Limit x 5'e sağdan yaklaşırken fx fonksiyonunun limiti 3m eksi 1 olsun. Limit x 5'e soldan yaklaşırken fx'in limiti n artı 3 olsun. Ve f5 eşit 8 olarak veriliyor. X eşittir 5 noktasında fx sürekli ise m artı n kaçtır? Bir noktada sürekli olunabilmesi için gerekli şartı kısaca hatırlayacak olursak, o noktada sağdan limit, soldan limit ve fonksiyonun o noktadaki değeri birbirine eşit olması lazım. Yani 3m eksi 1, x eşittir 5 noktası sürekli diyor. O zaman bu eşit. 3m eksi 1 eşittir n artı 3, o da eşittir 8. 3m eksi 1, 8, n artı 3, 8. Şunu iki tane ayrı denkleme ayırarak çözelim. Buradan m eşittir 3 gelir. Buradan da n eşittir 5 gelir. İkisinin toplamı da m artı n eşittir 8 olur. Bununla eşit çıkması tesadüf. Bir anlam yüklemeyelim ona. Şimdi bir örnek daha yapalım. F3 eşittir
7 olsun ve fx tüm reel sayılarda sürekli olsun. Buna göre limit x 3'e sağdan fx artı limit x 3'e soldan fx'in toplamı kaçtır? Bir noktada süreklilik olma şartını bildiğimizde bu tarz sorular bizim için çocukça birer soruya dönüşür. F3 eşittir 7 ve fx tüm reel sayılarda süreklidir. O zaman fx için tüm reel sayılarda sürekli diyorsak, 3 noktası da sürekli. O zaman 3 noktasında sağdan limit, soldan limit ve f3 değeri birbirine eşit olması lazım. F3 7 ise sağdan limit de 7'dir. Soldan limit de 7'dir ki 3 noktası da sürekli olabilsin. 7 artı 7'den sorumuzun cevabı 14'tür. Bu videomuzda konuştuğumuz ana fikir şudur. Bir fonksiyonun bir noktada sürekli olabilmesi için o noktada sağdan limit, soldan limite eşit olması gerekir. Onun da fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması gerekir. Şimdi bundan sonraki videomuzda parçalı fonksiyonlarda sürekliliği inceleyeceğiz. Ve parçalı fonksiyonlarda parçalanma noktası işte bu şartı bazen sağlar, bazen sağlamaz. O noktalarda mutlaka süreklilik kontrolü yapılması gerekir. Onun üzerine vurgu yapacağımız bir video olacak o. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.